Aysun Güven. O doğduğunda yıl 1954'tü. Öğretmen bir babanın kızı olan Aysun, Eskişehir'de 10 kardeşin 5.'si olarak dünyaya geldi. Ailesi ona Aysun Denemeç adını verdi. Babasının tayini Yalova'ya çıktığında eğitim hayatına orada başladı. Lise eğitimini de Yalova'da tamamladı. Babası emekli olduktan sonra ailece Kadıköy'e taşındılar. Abisinin nişanlısıyla birlikte vapurda olduğu bir anda reklam ajansından birileri yanlarına geldi ve Aysun'a çekilecek şampuan reklamında oynaması için teklifte bulundular. Aysun bu teklif karşısında çok şaşırmıştı. Babasının böyle bir şeye izin vermeyeceğini düşünüyordu. Ama teklifi hemen geri çevirmedi. Abisi ve nişanlısının yoğun ısrarları sonucu babası da bu duruma onay verdi. Bu sayede Aysun ilk kez kamera karşısına geçmişti. 1971 senesinde birkaç sinema filminde küçük rollerde oynadı. Kendisini alaylı olarak tanıtan Aysun, ciddi anlamda oyunculuğa 1972 senesinde başladı. İlk önemli filmi çok sevdiği Yılmaz Güney'in Kaçaklar filmiydi. Önce Vatan'dan Habib Babar'a verdiği röportajda bu filmde oynama hikayesini şöyle anlatmıştı. Yılmaz Güney'in Umut isimli filmi oynuyordu. Yılmaz abi filmin arasında benim rol aldığım reklam filmini görüyor ve beni filmde oynatmaya karar veriyor. Ekibi Yılmaz Güney'e babası filmde oynamasına izin vermez, hiç uğraşmayalım diyorlar. Yılmaz abi ben o işi çözerim diyor. Ve benim doğum günümün kutlandığı kafeye ekibiyle geldi. Yılmaz Güney'i karşısında görenler şaşırmıştı. Ben de çok heyecanlanmıştım. Yılmaz abi babamdan izin almıştı. Babam Yılmaz abiye yok diyememişti. Film bana büyük şans getirdi. Teklif üzerine teklifler almaya başlıyordum. Bu filmin ardından Serdar Gökhan'la oynadım. Yani 8 yılda 60'ı aşkın filmde rol aldım. Çok gençti Aysun, hatta reşit bile değildi. 17 yaşındaydı daha. Anlaşmalara kendisi yerine annesi imza atıyordu. Çok utangaç, sıkılgan bir kızdı. Muazzez Kurtoğlu, Kadir Savun ve Alişen gibi önemli oyuncular Aysun'a çok yardımcı oluyordu. Aysun'un önemli filmlerinden biri de Serdar Gökhan'la çevirdiği Irmak filmiydi. Adana Karataş'ta çekilen bu filmde Aysun ilk kez başroldeydi. İlk kez başrol oynadığı bir filmin ödül alması Aysun'u çok mutlu etmişti. 1972 yılında hakkında çıkan bir haberde şunlar yazılıydı. Adı Aysun Güven. Boyu 1.70, saçları sarı, gözleri mavi, masum bir çehresi var. Karşıdan baktığınız zaman İngiliz kızlarına benzetiyorsunuz. Görünüşü sakin ama içi hırs dolu. Az konuşuyor ama konuştuğu zaman tek bir konu üzerinde dönüyor fikirleri. Türk sinemasında baş oyuncu olmak. Sözünü ettiğimiz Aysun Güven son aylarda Yeşilçam'ın en çok istikbal vaat eden isimlerinden birisi. Masum genç kız tipinin çok güzel bir örneği. Özellikle oyuncu olarak yaşlanan Türk sineması için ideal bir isim. Aysun Güven istikbale ümitle bakıyor. Türk sinemasında artık genç kız tiplerine de ihtiyaç var. Batı'da tamamen gençleri konu alan filmler yapılıyor. Bizde ise aynı filmlerin Türkçe adaptasyonlarında kadınsı görünüşlü sanatçılar oynuyor. Ben Türk sinemasına genç kız rollerini getirmek istiyorum. Ama tabii hiçbir şey benim istememle olmaz. Kendime önce yapımcılara, sonra da seyirciye kabul ettirmeliyim. Şu anda belki tuhaf kaçacak ama çok iddialı olduğumu söylemek istiyorum. Ünlü bir oyuncu olacağıma eminim. Böyle söylüyor Aysun Güven. Ama bu kadar iddialı olan sadece kendisi değil, gücünü yapımcılardan alıyor. Anlaşma yaptığı şirketin sahibi Kadir Kesemen de Aysun için ümit verici sözler söylüyor. Göreceksiniz, Aysun önümüzdeki yıl içinde kendisini Türk sinemasına kabul ettirecek. Yapacağı 4-5 filmden sonra Türk sinemasında aranılan yıldız olacak diyor. Genellikle drama ağırlıklı oynayan oyuncu komedi filmlerinde rol alsa bile komedyen olarak oynamıyor. Yani yine ciddi karakterlere hayat veriyordu. Yetişkin filmi furyasının başladığı dönemde Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman ve Aydemir Akbaş gibi isimlerle de kamera karşısına geçti. Ama bu filmlerde de masum kızlara hayat veriyordu. Çok güzel bir yüzü ve Avrupa'yı bir fiziği olan Aysun, fiziğinin kendisine sağlayabileceği avantajlardan faydalanmak istemedi.
soyunup dökülmese bile bu filmlerde adının yer alması bile sinemadaki oyunculuk kariyerini olumsuz etkilemişti. Ege Türk TV'ye verdiği röportajda bu durumdan şöyle bahsetmişti. Bu filmleri o dönemde açık saçık sahnelerce koymuşlar. Başka oyuncular oynamış. Benim bundan haberim yok. Ben masum dram oynadığım için insanlar çoluğunu çocuğunu alıp geliyor izlemeye. Mektuplar gelmeye başladı. Sonradan öğrendim. Benim oynadığım filmlere açık saçık sahneler koymuşlar. Usta oyuncu önce Vatan'dan Habib Babar'a verdiği röportajda sinema hayatındaki unutamadığı bir anısını şöyle anlatmıştı. 1976 yılında merhum Yıldıray Çınar'la Eşref filmini çekiyorduk. Rol gereği at binmem gerekiyordu. Neyse huysuz bir ata bindirdiler, at aniden şahlandı ve yola fırladı. Düşmemek için ata sıkıca sarılmıştım. Atın etrafını çevirdiler, zar zor durdurup beni indirdiler. Yönetmen bana istersen bugün ara verelim, at sahnesini yarına çekeriz dedi. Ben sıkıntının olmadığını sahnenin çekilmesini istedim. Bu kez sözde uslu bir at getirdiler. Bu at diğerinden de asi çıktı. Bir an kendimi yerde buldum. Kafamın yere çarpması sonucu bir saat geçici körlük yaşadım. Beni apar topar doktora götürmüşlerdi. Ünlü oyuncu zirvedeyken sinemayı bırakma sebebini Habib Babar'a şöyle anlatmıştı. Sinemaya girdiğimde henüz 17 yaşındaydım ve benim imza yetkim bile yoktu. Sözleşmeleri annem yerime imzalardı. Ben kuralları olan bir insanım. Kişiliğimden asla ödün vermedim. Aile şerefime asla gölge düşürmedim. 1970'li yılların sonunda erotik filmi furyası başlamıştı. Bizlere o dönem çuval dolusu mektuplar gelirdi. Ben izleyicinin evinin bir ferdi gibiydim. Beni kızları, ablaları gibi severlerdi. Tüm filmlerimde masumu oynadım. Mektuplarda bana sana hiç yakışmadı. Senin bu tür filmlerde ne işin olur diye yazılıyordu. Ne olduğunu anlamamıştım. Mektuplardan sonra araştırma içine girdim. Düşünsenize bir afiş var, adınız yazılıyor. Siz yoksunuz ancak çıplak kadınlar var. Şok geçirmiştim. Bu durum beni derinden üzmüş ve sinemadan soğumama neden olmuştu. 1978 yılında evlenerek sinemadan ayrıldım. 25 yıl evimde çocuklarımı büyüttüm. Kısa süren sinema hayatında Korkusuz Aşıklar, Yaban, Hudutların Kartalı, Sokak Şarkıcıları, İnce Mehmet Vuruldu, Evde Kalmış Kızlar, Çin İşi Japon İşi, Bu Osman Başka Osman, Oldu Olacak, Hınç, Kartal Pendik Gittik Geldik, Dar Geçit, Darbe, Ah Dede Vah Dede, Bitirim Hüsnü, Günahkar, Zühtü, Yaşamak Güzel Şey, Banker Bilo gibi 60 civarı yapımda rol aldı. 1978 senesinde evlenen Aysu'nun 1979 yılında bir kızı, 1983'te bir oğlu oldu. Kızından da oğlundan da torunları olan Aysun hem anneanneliğin hem de babaanneliğin tadına varmış oldu. Aysun'un kızı da oğlu da annesi gibi oyunculuk yapmayı seçmedi. Oğlu kısa bir süre mankenlik yapmıştı aslında, oyunculuğa yönelebilirdi. Ama kız arkadaşı engel oldu. Zaten Aysun da çocuklarının bu sektöre girmesini istemiyordu. Çünkü bu sektörün çok yorucu olduğunu, gecesinin gündüzünün belli olmadığını biliyordu. Aysun 1971'de başladığı sinema yaşantısına 1970'lerin sonunda nokta koymuştu. Tam 25 yıl sonra yeniden setlere döndü. Bu dönüş maddi sebepler ya da meşhur olma isteği sebebiyle değildi. Sadece sanat yapmayı özlemiş, kameralara, ışıklara hasret kalmıştı. Zaten sık sık teklifler alıyordu. Ama bu saatten sonra ezber yapamam diyordu. Sonra aldığı bir teklifi kabul etmiş ve günlük bir diziye başlamıştı. Kış Masalı, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Adanalı Meryem, Peygamberin Kılıçları, Papatya, Göç Yolu, Elif ve Adını Sen Koy gibi yapımlarda oynadı. Usta oyuncu Habib Babar'a verdiği röportajda yıllar sonra yeniden setlere dönmek nasıl bir duygu sorusuna şöyle cevap vermişti. Biz sanata aşık bir nesiliz. Öyle ki kıyafetlerimizi ve makyaj malzemelerimizi kendimiz ayarlardık. Minibüslerle sete giderdik. Tüm bu zor şartlara rağmen sanatın en iyisini yapmaya özen gösterirdik. Setlere dönmek beni çok mutlu etti, çok özlemiştim. Tabii ayak kaydırmalar tavan etmiş. O dönemler destek vardı. Ancak şimdi destek yerini kösteğe bırakmış. Yani tanıdık olduğunda sürekli işiniz var.
yoksa siz de sette yoksunuz. Ben sinemaya yıllarını veren biriyim ve oyunculuk konusunda kendini en iyi şekilde kanıtlayan biriyim. Bu durumları görünce inanılmaz üzülüyorum. Aysun Güven yıllar sonra ekranlara dönerek şöhretin zirvesinde olduğu dönemde kendine hayran olanları çok sevindirdi. Yılların hiç de acımasız davranmadığı Aysun Güven halen çok güzel. Acısıyla tatlısıyla bir Aysun Güven geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.